Hatırlarsanız topluluk kısmından eğitim sistemi nasıl düzelir diye bir oylama yapmıştık. Oylamaya 167 kişi katıldı ve çoğunluğu öğrencinin sevdiği dalda eğitim verilmesini oyladı. Bundan sonra düşündüm ve eğitim sistemini nasıl düzeltebileceğimizi sorguladım. Biliyorsunuz ki eğitim sistemimiz oldukça kötü. Bunun temel sorunu ezber ve öğrencilerden eksik olduğu her konuda bilgili olmaması istenmesi. Ve bu da eğitim sisteminin ezber sistemi olması demek. Yani bir çocuk okula ilk başladığında ona 6 ya da 7 ders konuluyor. Matematik, Türkçe, okuma yazma, hayat bilgisi gibi dersler o çocuğun önüne koyuluyor. Çocuğu o derslerin sonunda bir sınava tabi tutuyorlar. Mesela bu sınavlarda sizden bir kitaptan şuraya kadar çalışın deniyor. Yani bu ezberleyin demek oluyor. Zaten çoğu öğrenci de ezberliyor. Bilgiyi öğrenmiyor. Sadece ve sadece ezberliyor. Ama ezber edilen bilgiler kolayca unutulur. Mesela ben lisede çalıştığım ve geçtiğim derslerin konusunu şu anda hatırlamıyorum. Normalde hatırlamamız lazım. Bilmemiz lazım. Gerçek hayatta o öğrendiklerimizi kullanmamız lazım. Şimdi çoğu kişi matematik hayatımda nerede karşıma çıkıyor diyecek. Aslında çoğu yerde çıkıyor. Her şeyin temeli matematik. Ama mesele o değil. Bir öğrenci ilgilenmediği bir dalda eğitim görüyorsa o öğrenci kendini geliştiremez. Sadece oyalanır. Öğrenci matematik bölümünde ilerlemek istiyorsa o bölümde ilerlemesi için dersler konulması gerekiyor. Mesela bir çocuk ben kameraman olmak istiyorum dediğinde o çocuğa o mesleğin hem uygulamalı hem teorik şekilde bilgileri verilmesi gerekiyor. Ama ne yapılıyor? Sınavdan geçmek için şuraya kadar çalış deniyor. O öğrenci de çalışıyor. Sınava giriyor. Sonra yapıyor. 100 alıyor. Ya da 60 alıyor. Yani dersi geçiyor bir şekilde ama sonrasında o mesleğe başladığı zaman kamera nasıl açılır diye o işin ustasına soru soruyor. Çünkü ona kameranın nasıl açıldığının bilgisini Milli Eğitim vermiyor. Yani okul vermiyor. Beyaz ayarın nasıl yapıldığını okul size öğretmiyor. Siz kendiniz öğreniyorsunuz. Peki bu eğitim sistemi nasıl düzenir? Önce okullar pandemideki gibi 1 yıl, 2 yıl duraksayacak. Ya da uzaktan eğitime geçilecek. Eğitim modeli değiştirilecek. Ama komple bir değişim olacak. 1 ila 2 yılda yeni eğitim sistemi modeli oturtulup sonrasında öğrencilere bu eğitim sistemi sunulacak. Eğitim sistemi öğrencinin ilgilendiği dalda ilerleyecek. Ama böyle deyince aklınıza çocuk doktor olmak istiyorsa doktorluk bilgisi verilecek gibi gelmesin. Mesela çocuk edebiyatta ya da matematikte iyi. O dersler onun önüne sunulacak. Öğrenci stres etmeyecek şekilde öğrenciye ödevler verilecek. Öğrenci de o bilgiyi bilmek istediği için yapacak. Ya yapayım da şu dersi geçeyim diye düşünmeyecek. Eğer eğitim sistemi bunu sağlarsa oldukça mutlu, güler yüzlü çalışanlara sahip olacağız. Bakın ben bunu düşünüyorum. Aslında çoğu kişi de bunu düşünüyor. Ya bu yetkililer, öğrenciler niye dersi dinlemiyor? Neden ilgilisler diye sormadın mı? Sadece sistem nasılsa öyle devam etsin kafasında ilerlediler. Bu öğrenciler ne kazandı? Üniversite okusun, 4 yıl sonra işe girmek istesin. Onun deneyimi olmadığı için işe almasınlar. Bunu mu kazandı gerçekten? Öğrenciler bu sistem yüzünden işsiz kalıyor. İşe girdiklerinde ise ilk 2 yıl bedavadan ya da ucuza çalışıyor. Sizin gençlere verdiğiniz kıymet bu kadar mı? Salayayım çayıra, geçsin bayrağı kafasında ilerliyorsunuz. Ama böyle olmaz. Böyle ilerlemez. Öğrenci dediğin derse ilgili olmalı. Ama olmuyorlar. Ben şahsen eğer bu eğitim sistemi değişmezse çocuğum olduğunda okula göndermeyeceğim. Gitsin çalışsın. Çünkü sonunda o çocuk boşuna okumuş olacak. En azından sanayiye gönderirim, usta olur. 8.000 9.000 TL para alır, yoluna bakar. Ancak ve ancak eğitim sistemi değişir çocuğum olduğunda onu eğitim sistemine emanet ederim. Ama ben artık emanet düşüncesinde bile değilim. Çünkü devletin çocuklara verdiği kıymeti ben sorguluyorum. Milletvekillerinin çocukları neden yurt dışında Finlandiya'da okuyor sanıyorsunuz? Çünkü Türkiye'nin eğitim sistemi kötü. Onlar da biliyorlar. Ama onlar değiştirmek, düzeltmek yerine aman başıma bir şey gelmesin, kaçımın olduğu yere zarar gelmesin kafasındalar. Ama bu iş değişecek. İllaki ve illaki o koltukları adam akıllı insanlar oturacak. Milletin meselesini düşünenler illaki o koltuğa oturacaklar. Şu anda Türkiye'de her bir işi herkes para için yapıyor. Sevdiği için değil. O işi sevmezsen gelen parasını anca strese boğar. Saçın dökülür, kafanda düşünceler 3,5 atar. İş yerinde suratsız bir şekilde çalışırsın. Millete faydan dokunacağına zararın dokunur. O yüzden eğer öğrenciyseniz sevdiğiniz işi yapın. Kim ne diyorsa desin, sevdiğiniz işi yapın. O ölçüde ilerleyin. Yoksa siz de suratsız olursunuz. Benim adım Çılgın değil. Beni unutma.